Yani bir şekilde yani müşterilerin işte 30-50 Yok, bizde mermer yok. Biz taş kullanıyoruz. Bizde mermer yok. Bizde hep taş var. Bizde mermer yok. Ha, doğal taş diyor. Anladım. Onun yapan başka bir yer. Tabii, o başka bir yer. Bu taşı ne için satıyorsunuz peki? 18 yıl. Çalışmama temel oluşturan şey, bir tez ödevim vardı ve bir proje hazırlamak durumundaydım. Ankara'da yaşadığım için de hep böyle memleket özlemi, memleket adına bir şeyler yapma ihtiyacı duyuyordum. Ne yapabilirim diye düşündüm ve Ünye Taşı'ndan haberdar oldum. Bildiğim bir şeydi ve araştırma ihtiyacı duydum. Daha sonra bunun, bu taşın ısı yalıtımıyla birlikte ısı yalıtımı sağlayıp sağlamadığını araştırmak istedim. Daha sonra araştırmanın içine girdikçe birçok özelliklerini fark ettim ve inceledim. İncelemem sonucunda bu taşın yangın yalıtımında kullanılabilirliği üzerine deneyler yaptım. Parke taşı olarak, mantolama olarak kullanılabileceğine karar verdim. Yaptığım araştırmalar ve fabrikadan ulaştığım sonuçlar da yaptığım araştırmamı destekler yönde çıktı. Üniversite öğrencisi olduğum için bu deneylerin ücretleri yüksek maliyetli. O yüzden yapabileceğim deneyler sınırlıydı. Kendi imkanlarımla yaptığım deneyler sonucunda yüksek sıcaklık olarak 1100 dereceye kadar hava ile soğutulduğunda dayanımında sadece %50 azalma olduğunu fark ettim. 500 derece gibi bir sıcaklıkta dayanımında büyük bir azalma olmadığını, hava ile soğutma türüne göre de dayanıklılığının değiştiğini fark ettim. Ahşap 260 yangın durumunda 260 dereceye kadar, çelik 550 derecede ve betonarme yapıda 830 derecede kritik yapıya ulaşıyor. Dayanımının büyük oranda kaybediyor. Taşım, benim yaptığım taş, kırmızı ve beyaz Ünye taşı 1100 dereceye kadar dayandı. 1100 derecede soğutma türüne göre dayanıklılığında değişiklikler gösteriyor ama hiçbir şekilde patlama çatlama gözlemlemedim. Yalıtım konusuna gelecek olursam köpükler kimyasal malzemeler, bir kere sağlığa zararlı ve yanmasa evet tutuşmuyor ama bir yanıcılığı var. Doğal taş olduğu için, taş olduğu için yanmıyor, tutuşmuyor ve alev almıyor. Köpükle karşılaştırmak çok doğru olmaz çünkü köpük tamamen yalıtım malzemesi. EPS, XPS köpük dediğimiz şeyler. Doğal taş olduğu için kendi kulvarında güzel değerler sağladı. Isı yalıtımı deneyi Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde yapılıyor sadece. Okulumda yapılıyordu ki şanslıydım, hocam bana yardımcı oldu. Bunun yanında birkaç deneyim de aynı şekilde. Mineral analizlerini de aynı şekilde yaptırdım. Lisans eğer devam edersem bu taş üzerinden tabii ki bir ödeneğimin olması lazım ki deneylerimi yapabileyim. Bir baba olarak, Ünye'nin çocuğu olarak çocuklarımı büyük şehirlerde, metropol bölgelerde sağlam temel düzenli iyi bir eğitim aldırarak iyi bir onura etmesi adına bu kızımın projesinde böyle bir girişimde atılımcılık adına böyle bir ileri görüş adına memleketimiz şirin Ünye'miz adına, ordumuz adına böyle bir şey yaptığından çok memnunum. Bu tür öğrencilerimizi böyle baktığımda, düşündüğümde aslında belediyelerimizde, yerel yönetimlerimizde, kaymakam ve valiliklerde, üniversitede okuyan, yerleşmekte olan öğrencilerimize bir birim kurulursa, böyle bir projeler, girişimleri adı altında bu öğrencilerimize de maddi ve manevi yönden destek sağlanırsa, memleketimiz olan ordumuzun, Ünye ilçemizin ve diğer ilçelerimizin, ülke genelindeki illerimizdeki, ilçelerdeki okuyan öğrencilerimizi daha ileriye yönelik, daha güzel bir projelerde imkanlar sağlandığı takdirde daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Ayrıca çocuğumun da böyle bir girişim içerisinde, memleket adına girişim içerisinde bulunduğuna da çok sevindim. Bunun da aynı şekilde, yani müşterilerin 30-50